İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda artık gözler Uluslararası Adalet Divanı'nda savaş suçu ve soykırıma dair pek çok kanıt sunuldu. O görüntülere bir yenisi daha eklendi. İsrail güçleri Gazze'ye gıda yardımı taşıyan bir Filistinliyi yüzlerce metre uzaktan vurarak öldürdü. Bunu konuşalım istedik. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Furkan Kaya bizimle birlikte. Sayın Kaya hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu dileyerek başlayalım sohbete. Çok teşekkürler Tunç Bey. İyi hafta sonu diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sayın Kaya, ekranda ortada yer alan görüntü de birlikte de izleyelim bu arada. Ben de soruyu sormuş olayım size. Şimdi elinde bir poşet, bir erzak olan Filistinli bir kişi belli ki ailesine o yardımı, o erzağı, yiyecek içinde ne varsa götürmeye, ailesine ulaşmaya çalışırken yüzlerce metre öteden kurşun yağmuruna tutuluyor. Önce vuruluyor, yaralanıyor, bir müddet yerde kalıyor. Sonra tekrar toparlanıp ağır aksak ilerlemeye çalışırken o silahlı saldırı yağmur gibi, leblebi atar gibi o mermiler bu vatandaşın, bu Filistinlinin üzerine yağıyor. Ne isteniyor bu masum vatandaşlar? Şimdi Tunç Bey, ne desek kelimeler kifayetsiz kalıyor artık. Sözcüklerin gücü tükendi. Duygular tabii tükenmez ama dilimiz döndüğünce bunu ifade ediyoruz, haykırıyoruz. Ama hala da bu vahşet, bu kıyım, bu soykırım devam ediyor ve canlı yayınlarda, işte bu tip sosyal medyada, haberlerimizde, yayın 7 Ekim'den beri zaten bunu yorumluyoruz. Ve Tunç Bey bakın, 1948 diyoruz değil mi? İsrail'in kuruluşu ve Arap-İsrail savaşlarının başladığı tarih. 48, 56, 67, 73, 82, Sabra Şetilla katliamı da dahil olmak üzere. Yani bu süreç içerisinde belki de en vahşetli, en barbarlı, en yani nasıl diyeyim size, en insani dramı yaşandığı süreci yaşıyoruz şu anda. Şimdi savaşların bir nizamı vardır ki Arap-İsrail savaşlarında da bu anlamda birçok katliam da yapıldı, bunu da biliyoruz. Ama şu anda Netanyahu'nun bu savaş kabinesinin, bu kıyım kabinesinin yapmış olduğu bu bütün tarih boyunca yaptıklarının çok daha ötesinde bir durum. Şimdi bunu nereden görüyoruz? Çünkü bu bir kere bir ordu savaşı değil, bu bir İsrail ordusuyla Gazze sivil halkı arasındaki bir tek taraflı bir saldırı. Ve bu saldırı 7 Ekim'den bu yana kadar işte hepsini biliyorsunuz, kiliseler, camiler, hastaneler, meskul mahalleler ve Gazze dediğimiz yer küçücük bir alan ve küçücük alanda vurulacak ne varsa her yer vuruldu. Güvenli hiçbir yer yok. İşte Selahattin yolu vurulmaya devam ediyor. İşte en son biliyorsunuz bir karar alındı. İşte ateş kestir gibi, onlar da hep göz boyamaydı. O zaman ifade ettik. Şimdi Ramazan bitiyor, bayram geliyor. Bakalım bayram namazında neler yapacaklar. Bayram sonraki hafta, bayram sonrası hafta bakalım Refah dedikleri Refah saldırılarını başlatacaklar mı? Şimdi bu görüntü bile, şu görüntü tek başına bile bir mahkemede delil olarak bir devletin, bu anlamda İsrail'in masum halka uyguladığı insanlık suçunun kanıtıdır Tunç Bey. Bu bir tanesi. Ve biliyorsunuz sizlerce bunu birçok görüntüde yorumladık. Çukurlara doldurulan yarı çıplak vatandaşlar, insanlar, Gazze'liler, efendim çocuklar, kadınlar ve bir de şu var tabii ki, psikolojik olarak psikolojik şiddet de uyguluyorlar bu anlamda. Yani bu psikolojik harbin de bir unsuru olarak yıldırmak. Bakın sizin işte bu 70 yıllık direnişiniz artık bitti. Artık yapacağınız hiçbir şey yok ve sonunuz geldi şeklinde bu insanları psikolojikman çökertmek ve bu davayı sönümlendirmek istiyorlar. Ama bitmeyecek tabii ki, mücadele devam edecek. Ama tabii biz bu işte Türkiye olarak sonuna kadar diplomasiyi savunuyoruz. Ama diplomasinin artık Birleşmiş Milletler nezdinde ve sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ki vermiş olduğu kararda biz takipçi olacağız. İsrail'in eğer sivil vatandaşı vurmaya devam ederse muhakkak bunun biz takipçisi olacağız diyen kurum şu anda hiçbir şey yapamıyor. Peki bunun sonrasında ne yapılabilecek? Bakın Dahya diye bir doktrini var İsrail'in, Dahya diye. Ve şunu söylüyor Dahya doktrininde: biz düşmanlarımızı cezalandırmak için, düşmanlarımız, düşmanı biliyorsunuz şey yok, ucu bucağı yok, istediklerini düşman ilan edebilirler. Sivil yerleşim dahil olmak üzere onların altyapılarını, üst yapılarını her türlü vurma hakkına sahibiz. Çünkü burası bizim için bir cephe hattıdır. Yani sivil yerleşim yerlerini cephe hattı gören bir anlayış var Tunç Bey karşımızda. Bunu Güney Lübnan'da da gördük biliyorsunuz. Ve şu anda bu ateşin, zaten biliyorsunuz İran konsolosunun vurulması meselesi,
hala çok sıcak, ne olacağını bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri teyakkuza geçirir kendi oradaki güçlerini. Evet. Bu ateşin çok daha geniş bölgelere yayılması söz konusu olabilir. Ama şöyle toparlayayım. Yani şu görüntü tek başına bile İsrail'in savaş suçu işlediğinin açık ve net kanıtıdır Tunç Bey. Başka hiçbir şey bunu ifade edemez gerçekten. Sayın Kaya, şimdi evet, belgeler, görüntüler, videolar, her şey İsrail'in, dolayısıyla Netanyahu ve avanesinin savaş suçu işlediğini bu kadar net ortaya koyuyor. Ama net olmayan şey galiba şu, İsrail'in ve Netanyahu'nun hakikaten ceza alıp almayacağına ilişkin bir muğlaklık, bir güven eksikliği yaşandığını da görüyoruz. Gerçekten siz İsrail'in ve Netanyahu'nun ve dolayısıyla eşrafının bu anlamda ceza alacağına inananlardan mısınız? Şimdi hak, hukuk, adalet ve kitaba göre konuşursak evet, alması gerektiğini biliyoruz. İnanmamız da gerekiyor ama maalesef yaşadığımız dünya Tunç Bey, karanlık orta çağdan maalesef daha kötü. Hak, hukuk ve adaletin sadece kitaplarda kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama biliyorsunuz 90'lı yıllarda işte Srebrenica katliamı, yani bir Bosna Hersek gerçeği var karşımıza. Katledilen evet. Müslümanlar var. 70 yıldır zaten Gazze'de, Filistin genelinde katledilen Müslümanlar, Arakan'da, ya Doğu Türkistan, bu dünyanın neresinde? Ve sadece ben bunu bir dini kimlik olarak ifade etmek istemiyorum. İnsan olarak nerede bir mazlum varsa bu anlamda hak, hukuk ve adaletin çarklarının dönmesi lazım Tunç Bey. Yani dininin, renginin, göz rengi, saç rengi önemli olmamalı. Şimdi Ukrayna'daki hassasiyeti neden gösteremediler acaba Gazze'de? Neden gösteremediler Afganistan'da? Neden gösteremediler Suriye'de, Libya'da, Arakan'da? Bunlar neden gösterilemedi? Şimdi bu samimiyetsizliği biz zaten biliyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg defalarca televizyona çıktı. Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya'yı işte suçladılar. Oradaki halkın yanınızdayız dediler. Avrupa Birliği'nin eş başkanları çıktı, ağladılar, pazubantlar taktılar. Tamam, çok güzel, destekliyoruz. Ama niye bu aynı hassasiyeti bu bölgeler için göstermiyorsunuz? Şimdi o zaman şuraya geleceğim. Demek ki bu hak ve hukuk dediğimiz çark istedikleri yerde dönüyor, istedikleri yerde dönmüyor. Ve İsrail'in özellikle bugüne kadar yapmış olduğu suçlar ve şu anda gerçekleşmiş olduğu savaş suçlarının da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir karara bağlansa bile bunun devlet nezdindeki yaptırımının maalesef ki ne kadar olabileceğini ben de bilemiyorum. Evet. Ve bunu mesela Srebrenica'da biliyorsunuz, Sırbistan bu anlamda Milosevic savaş suçu ilan edildiği zaman bu soykırım olarak addedilmedi. Biraz bu işi farklı bir noktaya çektiler, kısaca ifade edeyim. Dolayısıyla İsrail'in bu noktada ne kadar yaptırım altına alacağını ben çok da maalesef iyimser olamıyorum. Hak, hukuk, adalet çerçevesinde maalesef böyle bir dünya. Topal bir adalet var şu anda. Topal bir adalet evet. Var. Sayın Kaya, çok kısa cevap rica edeceğim. Çok az bir zamanımız kaldı çünkü. Şimdi mesele Gazze meselesi olarak konuşuluyor bölgede ama ben onun İsrail meselesi olduğunu düşünenlerdenim. Bilmem siz ne dersiniz ama bu sorunun çözümünde de artık beklenti Müslüman ülkelerin Filistin'e sahip çıkması yönündeydi. Ama anladığım kadarıyla artık Müslüman ülkeler meselesinden de çıktı, bir dünya meselesi haline geldi. Dünyanın artık elini çabuk tutması gerekmiyor mu? Filistin'de nüfus giderek azalıyor. Çok doğru söylediniz Tunç Bey. Hani kısaca şöyle toparlayayım. Evet, haklısınız. Gazze'de insanlık öldü. Yani dediğiniz gibi bu artık bir din, mezhep, bir şey durumu değil, ideoloji durumu değil. Gazze'de insanlık, dünya insanlığı ölüyor. Ve şu anda İslam dünyasının göstereceği mukametin de ne kadar kısır olduğunu da aslında bir şekilde görüyoruz. Peki bu olay nereye evrilecek? Nerede durdurulacak? Bu noktada İsrail'in durduğu noktada bir sonraki saldırısının önlenmesi için neler yapılabilecek? Ama hepsinin bir kuluçka evresi olduğunu biliyoruz Tunç Bey. Biz kalıcı barış ve gerçekten Filistinlilerin o taşıdıkları anahtarlarla evlerine dönebilmeleri için iki devletli çözümün gerçekleşmesini savunuyoruz. Ama şu an için gösterilen sadece bir göz boyama. Evet. Ama konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Ama acı görüntüler inşallah son olsun diyelim. Bunları bir daha görmeyelim. Teşekkür ederiz Sayın Kaya katkılarınız için. Güzel bir bayram diliyoruz size de. Çok teşekkürler Tunç Bey. Ben de iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler.